tak. Şahane parmaklarımızı kaldırıyoruz. Zafer'e! Zafer'e! Az kaldı Zafer'e! Ali'nin kılıcı Ebu Ubeyde'nin elinde! Bismillahirrahmanirrahim. Gazze'nin kurtuluşunun, ümmetin kurtuluşunun tek bir yolu var, başka yok. O da şuurlanmamız. O da bilinçlenmemiz. Başka yolu yok. Ya Rab, Gazze'ye elimiz uzanmıyor. Yüreklerimiz kan alıyor. Her birimiz yüreklerimizde Gazze'nin ateşini taşıyoruz. Annelerin yüreği yanıyor, babaların yüreği yanıyor, çocukların yüreği, sabilerin, gençlerin yüreği yanıyor. Hepimizin yüreği yanıyor. Bugün o ateş Lübnan'a da başka yerlere doğru yayılıyor. Biz biliyoruz ki dünyada tek bir şey var. Hak ve batıl mücadelesi. Hak var ve batıl var. Arada gri renkler yoktur. İnsan ya safını hakkın yanında ya da batılın yanında durarak netleştirmesi lazım. Allah'ım biz hakkın yanındayız. Az bir topluluk nice çok topluluklara galebe çalar. Bunu biz Ebu Ubeyde'nin şahsında, Kassam Tugaylarının şahsında, Gazze'de gördük. Sarsılmaz, yenilmez denilen, arkasında bütün batının olduğu İsrail Siyonizmini şu anda adeta bütün dünyaya rezil eden bir Hamas ordusu var elhamdülillah. Biz korkmuyoruz. Okuduğu ayeti unutmayacağız. Asla gevşemeyin. Asla üzülmeyin. İnanıyorsanız üstün sizsiniz. İsrail yaktığı ateşte yanacak ve boğulacak. Batı emperyalizmi, Firavun düzeni, Nemrut düzeni Allah'ın izniyle bütün ümmeti Muhammed'i uyandırdı. Bu ateşte yanacak, yok olacak. Yeter ki biz Calut'un karşısında korkmayan Hazreti Davud gibi olalım. Yuridunel yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Onlar Allah'ın nurunu, güneş gibi olan İslamiyet nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Vallahu mutimmu nuri ve lev kerihel kafirun. Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese de tamamlayacaktır. Biz buna iman etmişiz. O zaman ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'laun in kuntum mu'minin. Sakın üzülmeyin. Sakın gevşemeyin. Ümitsizliğe kapılmayın. İnanıyorsanız, müminseniz, şuurluysanız, bilinçliyseniz Allah'ın izniyle zafer sizindir. Rabbim bizi bu yolda eylesin. Eşlerimizi, bacılarımızı, annelerimizi, kızlarımızı bu şuurla yetiştirsin. Babalarımızı, kardeşlerimizi, evlatlarımızı bu bilinçle yetiştirsin. Siirtimizde medreseler var. Siirtimizde alimler, meşayih var. Siirtimizde üniversitemiz, Kur'an kurslarımız, okullarımız, iş adamlarımız, memurumuz, işçimiz var. Onları temsilen burada bir avuç Müslüman var. Ya Rab, şehadetimizi kabul eyle. Şahitliğimizi kabul eyle ya Rabbi. Gönül ister ki 100 sene önce dedelerimiz, Ermeniler, Ruslar buraya dayandığı zaman, Bitlis'ten Siirt'e doğru geldikleri zaman, onların karşısında dikilen Tillo'nun şeyhleri, Firsav'ın Şehel Hazin ailesi, Zokayt'in alimleri, daha başka bütün o Siirt'in ilçeleriyle, köyleriyle büyük ocakları, ilim irfan merkezleri nasıl dik durdularsa, kimisi şehit oldu, kimisi gazi olduysa, yine Gazze'den yükselen o cihat aşkına, o cihat ruhuna sahip olarak İsrail'in karşısında cemaatlerini, ayalini, efradü iyalini şuurlandırsın. Yeniden imanın aşkıyla, İslam'ın ruhu ve bilinciyle yeniden dikilsin onların karşısına. Bizim kurtuluşumuzun tek çaresi, tek yolu şuurlanmaktır. Evlatlarımız Kur'an'la, namazla, İslam'la büyüyecek. Bacılarımız, kızlarımız örtüyle, hicapla Hazreti Meryem olacak, Hazreti Hatice Ayşe olacak, Fatıma Rabia olacak. Bizim kurtuluşumuz Ebu Ubeyde'ler yetiştirmekle ancak olur. Az deyip üzülmeyelim, çoğalacağız. Siirt'in İslamlaşması, 81 vilayetin Müslümanlaşması, alemi İslam'ın yeniden ümmet şuuruyla izzeti bulması, başlarındaki yöneticilerin şuurlanıp
ıslah olup ıslah olmayacaklarsa yerlerine şuurlu insanların gelmesi, tebaasıyla, yöneticileriyle, esnafıyla, iş adamıyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, bütün bir ümmetin yeniden şuurlanması, yeniden bilinç kazanmasını Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Gazze öncesi ve Gazze sonrası. 365 gün önce, bir sene önce Gazze bizi uyandırdı. Halen uyandırmadıysa veil olsun bizlere. İnsanlığı uyandırdı, Batı'yı uyandırdı. Siyonizmin ve Haçlı zihniyetinin, sömürgeciliğin ve emperyalizmin sonunun geleceği günler yakındır. Rabbimiz o yolda olmayı nasip eyle. Nasrun ev istişhad innehu ne cihad. Nasrun ev istişhad innehu ne cihad.